hep gençlerin ve bence hepimizin kaçırdığı nokta üretimlerinin ölçüldüğü ve ölçümün sonunda alınan kararların da son derece radikal, hatta yani faşizan diyebileceğim noktalarda olduğunda söylemekte yani bir zarar görmüyorum açıkçası. Evet. Onun için en beğenilen aslında ürünüyle, hizmetiyle kalite, bunları kaliteli üretebilenler de. Bunlar da dönüp baktığımızda şunu sorabilirsiniz belki. En beğenilen ne işe yarar? En beğenilen şu işe yarıyor. En beğenilen sırasına girmek ya da en fazla çalışmak istenen şirket. Yatırımcı gözüyle baktığınızda hissesinin satın alınabileceği şirket anlamına geliyor. Yani bu değişik paydaşlar tarafından. Dolayısıyla ya birlikte yatırım yapma kararının bir başka şirket tarafından rahatlıkla verilmesi ya efendim o hissenin alınıp satılabilmesi tamamıyla bunun üzerine kurulmuş bir aslında dünya. Yani evet, romantizm de var içinde, ütopya da var ama gerçeklerde bunlar diye hani bunları da göz önünde bulundurmak, pek de kaçırmamak gerekir. Bir de kurumsallaşmayı da yanlış algılamamamız gerekiyor. Biz kurumsallaşmayı farklı bir şey zannediyoruz. Tabii kağıt yani, üstünde evet, sanıyoruz. Evet, bu izinlerin verilmesi tabii, sanıyoruz. Tabii. Ya da yan ödemelerin yapılması ya da bunun holding olması, sanki kurumsal bir yapı varmış. Bunların hepsi çok güzel ama yani çok haklı olarak bunları gündeme getiriyorsunuz. Bunlar güzel olsa çok iyi olur ama olmadığı noktada başka kriterlerin de olduğuna bakmak lazım. Kurumsallaşmadan pek çok şey anlaşılabilir ama ben sürdürmek ve süreklilik anlamak istiyorum. Yani onlara yani kişisel, yanlış bulabilirler bizi izleyenler benim bu söylediğimi ama sanıyorum kurumsal olabilmek için sürdürebilir ve sürekli olabilmek gerekiyor. Araştırmada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Öğrencilerin iş yaşantısından beklentilerini kız ve erkek öğrenciler arasında şöyle bir sormuşlar. Şirketlerin üst kademelerinde görev almak birinci sırada çıkmış. Yani ne bekliyorsunuz siz diye. Şirketin en üstünde görev almak istiyorum demiş. Erkekler biraz daha fazla. %27,5'a yakın bir şey. 27,4. Kızlar %26'da kalmış. Uzmanlaşmak gelmiş arkasından. Yani bilmiyorum, ben şaşırdım buna. Ama kızlar daha da fazla istemiş. Kızlar evet. %30 yani neredeyse. Oldukları için, o yüzden erkekler sadece ben uzman olmasam da işimde en üst tepeye çıkayım yeter bana. Sonra çok para kazanmak gelmiş tabii ki. Çok doğal aslında tabii, çok para kazanmak istemek, daha iyi hayat şartlarında yaşamak istemek. Ama bunları bir şekilde böyle gerçeklerle buluşturmak herhalde lazım diye düşünüyorum. En beğenilen şirketlere baktığımda beğenilerinde belki hani burada ifade etmekte fayda var. Yenilikçi olmaları ve müşteriyi ön plana çıkartmaları en önemli kriterler arasında gözüküyor. Ben biraz cımbızla seçip aldım tabii ki buradaki şeyleri, neler, neden öyle oldular diye. En beğenilen şirket biraz önce ifade ettiğim gibi aslında tabii ki yatırımcı gözünde. Fakat bu araştırmanın sonucunda İMKB ilk 3 ayda %5 prim yapar gibi bir şey çıkmış. En beğenilen şirketin yine bir araştırmanın neticesi bu. 20 şirket arasında yapılmış. Çıkar mı hakikaten %5 sizce? Olabilir. 3 ayda %5 mi var? Kapital değeri 20 şirketse alt ötüyor. Doğru olabilir yani bunlar. Zaten şu anda sizin baktığınız ve de adı geçen sektör olarak baktığımızda en beğenilen bankacılık sektöründe, dayanıklı tüketim mallarında, gıda sektöründe ve diğer hani şu anda İMKB'de işlem görenler, burada yer alanlar, biz ilk 5 içerisinde hep görüyoruz değil mi Aslı? Yani evet, böyle de bir durum var. Dolayısıyla hakikaten primleri bazen evet, %5'leri buluyor, %7'leri buluyor. Bazen düşerken de aşağı doğru geliştiği de aynı şekilde oluyor. En çok işlem görenler içerisinde en azından. Düşmesi veya artması değil ama en çok işlem görüyor olması, burada adı geçen şirketlerle karşılaştık şu anda. Hakikaten enteresan. Birebir uyduğunu söyleyebilirim. Uyuyor. Tabii hani yıllar içerisinde bu araştırmalar biriktikçe daha sağlıklı şeyler de çıkacak karşımıza. Rakamlar da çıkacak karşımıza diye düşünüyorum. Yani daha net konuşabileceğiz herhalde o zaman. Ama çok keyifli bir çalışma. Yani bunu periyodik olarak ele evet, almak gerekecek. Gerekiyor. Çok teşekkürler Yaprak Hanım. Ben teşekkür ederim. Beraber olduğunuz için. Diyelim, şimdi kısa bir ara verelim.
Daha sonra Ramazan davulcusu ve Ramazan gelenekleriyle karşınızda olacağız.